Dubois'a Arap kancası. Galatasaray'ın Fransız yıldızı Léo Dubois'a iki Süper Lig takımının yanı sıra üçlü Arap kulübünden transfer teklifleri geldi. Fransız sabekçinin 4,5 milyon euroyu gözden çıkaran Birleşik Arap Emirlikleri kulüpleri bu transferde daha önde görünüyor. Zira tecrübeli futbolcu için devreye giren Süper Lig ekiplerinin maksimum teklifi 1,5 milyon euro civarında. Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer sezonu 21 Eylül'e dek sürüyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 2 yıllık daha sözleşmesi olan ve sarı kırmızılılardan senede 1 milyon 800 bin euro net maaş alan Dubois için Araplar kesenin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray'ın bu satıştan beklentisi 6 milyon euro. 29 yaşındaki yıldızın ilk yıl performansından umduğunu bulamayan Galatasaray'ın hem Dubois'a ödemekle yükümlü olduğu toplamda 3 milyon 600 bin euroluk kontrattan çıkmak hem de 4,5 milyon euroluk kaynak yaratmak adına oyuncunun satışına izin verdiği de gelen haberler arasında. Galatasaray'ın yeni transferi 3 yıllık imzayı attı. Galatasaray'da bir transfer daha tamamlandı. Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılar, geleceğe yatırım isimleri de transfer etmeye devam ediyor. Yakın zamanda Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı kadrosuna katan sarı kırmızılı takım bir süredir görüştüğü Gökdeniz Gürpüz'le de her konuda anlaştı. Transfer sezonunun en hızlı takımlarından Galatasaray ard arda transfer bombalarını patlatmıştı. Sarı kırmızılılar Icardi'nin bonservisini Paris Saint-Germain'den aldıktan sonra kadrosuna Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelinho, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Sreçan Nas, Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Tete ve Hakim Ziyech'i dahil etmişti. Galatasaray genç yıldız adayı Gökdeniz'le 3 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Muhammed Fransa'da şov yapıyor. 4 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandıran Mısırlı forvet Mustafa Muhammed gol krallığında zirvede. Yıldız santrafor bu süre içinde takımının attığı 5 golün 4'üne direkt katkı verdi. Ancak Nant 25 yaşındaki futbolcunun üst düzey performansına rağmen 4 maç sonunda 2 puanda kaldı. Nant, Galatasaray'a Mustafa Muhammed'in bonservisi için 5 milyon 750 bin euro ödemişti. Galatasaray ise genç yıldızın bonservisini almak için Mısır kulübüne 4,5 milyon euro ödemişti. Galatasaray'da Icardi'den inanılmaz istatistik. Galatasaray formasıyla geçen sezon 24 lig maçında 22 gol 7 asiste imza atarak şampiyonlukta başrol oynayan Mauro Icardi bıraktığı yerden devam ediyor. Paris Saint Germain'den 10 milyon euro karşılığında bonservis alınan Arjantinli yıldız yeni sezona da müthiş bir başlangıç yaptı. Şans bulduğu 7 resmi karşılaşmada 7 kez rakip ağları havalandıran Icardi, Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında attığı 2 golle yine maça damgasını vurdu. Büyük alkış toplayan performansıyla Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşıyan 30 yaşındaki santrafor, ligdeki son 2 maçta da duble yaptı. Trabzonspor'a karşı 2 gol bulan Mauro Icardi, Gaziantep'te de 2 golle vitrine çıktı. Galatasaray kariyerinde 33 resmi müsabakada 30 gole ulaşan dünyaca ünlü futbolcu, böylece maç başına 0,90 ortalaması tutturarak önemli bir iş başardı. Sarı kırmızılı takımın en önemli hücum kozu olan ve sponsorlar hariç yıllık 6 milyon euro ücret alan Icardi'nin performansı yönetimi de rahatlattı. Sarı kırmızılı idareciler Icardi için verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz ifadelerini kullandı. Bu arada Gaziantep deplasmanında sol ayak bileğinden sakatlanan Icardi'nin durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Chilo Boje'nin taban darbesiyle sakatlık geçiren Arjantinli golcünün bileğine önemli bir probleme rastlanmadığı aktarıldı. Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı. Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Juan Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı. Geçen sezon iddialı bir kadro kuran Galatasaray, pastanın çileği olarak adlandırılan transferlerden biri olarak İspanyol orta saha oyuncusu Mata'nın peşine düşmüştü. Manchester United'da sözleşmesi sona eren Mata, Galatasaray'ın yapmış olduğu teklifi kabul ederek sarı kırmızılı formayı giymişti.
Bir yıl opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya varılan Masar Galatasaray'dan yıllık 1.9 milyon euro net gelir elde etmişti. Ancak İspanyol yıldızın performansının teknik direktör Okan Buruk tarafından beğenilmemesi üzerine sezon sonunda opsiyon kullanılmadı ve Mata serbest futbolcu oldu. Kariyerinde toplam 13 kupası bulunan Juan Mata bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, iki Avrupa Ligi, iki İngiltere Kupası, iki İngiltere Lig Kupası, bir İspanya Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir U21 Avrupa Kupası, bir U19 Avrupa Kupası ve bir Türkiye Süper Lig Kupası kazandı. 2014 yılında İspanyol yıldız 44 milyon euro karşılığında da Manchester United'a transfer olmuştu. Iniesta, David Villa, Boyan Kırkıç ve Sergi Samper gibi yıldız futbolcuların da bir dönem oynadıkları Japon takımı Vissel Kobe, Mata'yla resmi sözleşme imzaladıklarını resmen açıkladı. Juan Mata Galatasaray'da geçen sezon ligde çıktığı 16 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı. Galatasaray'ı transfer ettiğine pişman eden 5 futbolcu. Yapılan yüzlerce yabancı futbolcu transferinin içerisinde Galatasaray camiasını ve taraftarı memnun etmeyen birçok futbolcu da oldu elbette. Ancak bu isimlerden bazıları belki de taraftarın ismini bile hatırlamak istemeyeceği isimler. İşte Galatasaray'ın transfer ettiğine pişman olduğu 5 yabancı futbolcu. İlk olarak Robinson Zapata ile başlayalım. 2011 yılında transfer edilen Kolombiyalı kaleci, kelimenin tam anlamıyla fiyasko çıktı. Galatasaray'da forma giyen en kötü yabancı kalecilerin başında gelen Zapata, kariyerinde ondan fazla takımda oynadı. Sarı Kırmızılılar'da yarım sezon kalan Robinson Zapata, hayal kırıklığı yaratarak Türkiye'den ayrıldı. Sırada Lucas Ontivero var. Galatasaray'ın 2013-2014 sezonunun devre arasında transfer ettiği 9 isimden biri olan Arjantinli futbolcu, yeni Messi olacak hevesleriyle transfer edilip Galatasaray'a yıllarca ağır bir maddi külfet olarak kariyerine devam etti. Galatasaray'ın 15 milyon lirayı çöpe attığı Ontivero şu anda Brezilya 2. liginde forma giyiyor. Sarı Kırmızılıların Real Madrid'in B takımından aldığı İspanyol orta saha José Rodríguez de parçalı formanın hakkını veremeyenlerden. Felipe Melo'nun Inter'e transferine izin verilmesi halinde bedelsiz olarak takıma kazandırılacağı söylenen Rodríguez bedavaya alınsa da Galatasaray'da hiçbir varlık gösteremedi. Yine de Galatasaray bir sene sonra İspanyol oyuncuyu Alman kulübü Mainz'a 2 milyon euroya göndererek en azından maddi bir zararı uğramadı. 2015 yazında Portekiz'den bir 10 numara kiralamıştı Galatasaray. O futbolcu Josie'ydi. Galatasaray'da tutunamayan futbolculardan biri olan Portekizli futbolcu kariyerine İsrail'de devam ediyor. Josie Türkiye'de Bursaspor ve Akhisarspor formalarıyla da boy gösterdi.